Evet, Hamburg Başkonsolosluğu'nun rezidansındaki Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl kutlamalarındayız. Ve şu anda vatandaşlarımız da Cumhuriyet'le ilgili görüşlerini alalım. Güzel bir ortam, hava da çok güzel. Efendim, böyle başlayalım. Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajlarınızı alabilir miyiz? Hemen isminizi söyleyin, sonra mesajınızı alalım. Müjgan Barış, Türk Veliler Birliği Başkanı. Lübeck. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İnşallah bir dahaki sene kutlamaya nasip etsin. Teşekkür ederiz. Bizde bir şey söylemek ister misiniz? Gidem Elbacıoğlu, Eğitim Ateşeliği'nde koordinatör öğretmen olarak çalışıyorum. Hepimizin 29. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Nice senelerimiz olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna değişik kesimlerden çok farklı insanlarımız geldi. Hemen Mesut Sipahi, sizin de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajınızı alabilir miyiz bugün? Cumhuriyet Bayramı için söylenecek bir şey var. Yaşasın Cumhuriyet, ilelebet yaşasın, yaşasın Cumhuriyet'i kutlayanlar ve yaşatanlar. Teşekkür ederiz. Sema Şahip, şu anda Pinneberg Türk Veliler Birliği Başkanımız var. Yemek yiyorsunuz ama sizi rahatsız edeceğiz. Hemen sizin de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajınızı alabilir miyiz? Vallahi tüm halkımıza Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah Allah tekrarına kavuştursun. 2 sene sonra 100 seneyi kutlamaya Allah nasip etsin. Onun için saygılar tüm vatandaşlarımıza. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yanımızda Alptekin Bey var. Günün en yakışıklı, en genç, en dinamik. Evet Alptekin abi, senin de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajını alalım. Dünyada bu yaşıma geldim, en çok sevdiğim şey Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak, Cumhuriyet'i kutlamak, sizlerle beraber olmak. Çok üzgünüm, Türkiye'de değilim, buradayım. Orada olsam daha iyi olurdu. Teşekkür ediyoruz. Evet, Alptekin Oral'ın da ağzına sağlık, afiyet olsun diyoruz. Hemen böyle dolaşıyoruz. Sayın Vekilim, bölüyorum ama bir Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajınızı alabilir miyiz? Güngör Yılmaz şu anda SPD Hamburg Milletvekilimiz. Evet, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Cumhuriyetler demokrasiyle birleştiğinde en güzel rejimleri, en güzel devletleri ve hükümetleri oluşturur. Nice güzel, en yüksek demokratik düzeyde cumhuriyetler diliyorum. Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Yonca Hanım, canlı yayında değiliz ama Cumhuriyet'le ilgili bile mesaj alıyorum. Kısa kısa videolar çekiyorum. Siz konuşmanızı yaptınız ama sizden de böyle yine... Yok, canlı yayın değil. Çok güzel bir atmosfer oldu. İlk defa ben Cumhuriyet resepsiyonlarına yıllardır katılıyoruz. Bu sefer açık havada ve rezidanslı oldu. Ve sizin de hem veda gününüz oldu. Neler söyleyeceksiniz? Aslında biz bu sene daha büyük bir resepsiyon yapmak istiyorduk. Çok da klasik yapmak istiyorduk ama Covid şartları biraz bizi zorladı. Biz de risk alıp bu sene hem işte rezidans hem de bahçeyi kullanarak yapalım dedik. Dolayısıyla katılımcı sayımızı da çok kısıtlamak zorunda kaldık. Aslında yani gönlümüz çok daha fazla insanı, özellikle birinci kuşaktan ve dördüncü kuşaktan Türk vatandaşlarını buraya çağırmaktı. Maalesef onu çok fazla yapamadık ama Hamburg'un havası da bize güzel çok bir güzel, evet. Yaptı aslında. Bir haftadır yağarken şimdi hava güneş açtı. Farklı bir ortamda kendi aramızda Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük kalabalıklarda daha güzel şekilde kutlamak üzere. Evet, organizeden dolayı da gerçekten tebrik ediyoruz. Çok farklı insanlar, çok farklı gruplardan, her kesimden insan burada. Temsilcimizle Cumhuriyet'i beraber kutladık. O seçimimizden dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun ediyoruz. Ama gönlüm hakikaten birinci kuşağı daha fazla çağırabilmekti. Evet. Çünkü biliyorsunuz 60. yıl dönümü bugün, Türklerin Almanya'ya gelmeye başlamasının. Arzum çok daha fazla birinci kuşağı buraya getirmekti ama açıkçası çok da fazla risk almak istemedik. Onlara gönülden sevgiler, saygılar ve minnetlerimi sunuyorum. Evet, son defa kolyenizi bir göstermek isterim. Yani gerçekten Cumhuriyet'e yakışır çok güzel bir kolyeniz var. Teşekkürler. Her Cumhuriyet Bayramı'nda da bunu görüyoruz boynunuzda. Bakın burada bir birinci, evet, kuşağımız var. Birinci kuşağımız var. Muazzez Demiryürek, hemen sizin de. Muazzez teyze Şilezvik'ten. Şilezvik'ten. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajını alabilir miyiz? Cumhuriyet Bayramı vatanıma, milletime, askerime, polisime,
bütün gençliğime hayırlı, uğurlu olsun. 98'i kutluyoruz. İnşallah daha çok yıllar kutlarız. Gençlerimiz Cumhuriyet'e sahip çıksınlar. Cumhuriyet olmasaydı, Cumhurumuz olmazdı. Cumhuriyet olmasaydı biz burada olmazdık. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizin bir de maskeniz vardı. Türk bayraklı. Yanınızdaysa bir de onu görebilir miyiz? Çok güzel maske. Bugüne damga vuracak. Başkonsolosumuzun kolyesiyle beraber ters oldu ama. Şöyle evet, yapacağım. Oh, ters oldu. Evet. Dur çevir. Böyle. Çok evet, güzel. Evet, günün ama özetini yapabilecek bir maskeniz de bugün Cumhuriyet'e nazır. Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, hemen burada siyasiler de var. Ali Bey, Meryem Bey, Meryem Hanım, pardon. Meryem Hanım, evet, sizin de Cumhuriyet'le ilgili kısa mesajlarınızı alabilir miyiz? Ya ilk evvela bayramınızı kutlu olsun. En evet, güzeli o. Buraya davet olduğumuzu çok seviniyoruz. Hava çok güzel. Dışarıda olduğumuzda yani çok sevindik. Yani çok evet, teşekkür ederiz. Sosyal Demokrat Parti'den Meryem Çevik oldu. Şimdi Ali Kazancı var. Yine Sosyal Demokrat Parti'nin Bilensurt Belediye Meclisi üyesi. Senden de kısa bir mesaj alalım. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Güzel bir güzel insan var. Meryem ablayla beraber buraya geldik. Güzel bir gün geçireceğiz. Güzel bir ortamda. Güzel bir gün. Teşekkürler. Evet, şöyle dolaşıyoruz. Avukatlarımızın masasına gidiyoruz. Canlı yayında değiliz ama böyle Cumhuriyet'le ilgili kısa mesajlarınızı alabilir miyiz? Avukatlar Derneği Başkanımız ve avukatlarımız. Evet, herkesin bayramı kutlu olsun. Bu güzel davet. Kendinizi tanıtarak söylerseniz izleyicilerimiz de bilmiş olur. Avukat panel seçilmiş. Hamburg'da avukatlık yapıyoruz 14 yıldan beri. Evet. Sayın Başkanımız, Dernek Başkanımız, Avukatlar, Türkçe Konuşan Avukatlar Derneği'nden katıldık. Davetiniz için de teşekkür ederiz. Yok, davet benden değildi. Biz de sizin gibi davet ediyorduk. Evet. Yani temsilcilerimizi de yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Güzel bir ortamdı değil mi? Güzel, çok güzel. Evet, başkanım, sizin de neler söyleyeceksiniz, ilave edeceksiniz? Hamburg'da ceza avukatıyım. Derneğimizin başkanıyım. Güzel kutlama, iyi geçiyor. Keyifli. Evet. Sohbetler iyi. Güzel ortam. Pandemiden sonra böyle bir etkinlik olması da çok güzel. Özlemiştik değil mi? Özlemiştik. Evet, Yasemin Hanım, siz de konsolosla yabancı değilsiniz zaten. Hem de evet, konsolosun da avukatlık işlerini yapıyorsunuz. Aynen. Buyurun. Yani ben Yasemin Akıntaşçı. Hamburg'da ben de avukatlık yapıyorum. Hukuk danışmanıyım aynı zamanda konsoloslukta. Yani ben de her Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum herkesin. Böyle bir ortam çok güzel buldum. Hani otel, geçen senelerde otel değişiyordu evet, Atlantik'te biliyorsunuz. Türkiye'deki ortamlara benzedi değil mi? Biraz öyle evet. Bir de şansımızda hava da güneşli. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Evet, şimdi böyle dolaşıyoruz. Dediğimiz gibi ülkemizin her yerinden insanlarımız var. Urfalılar Dernek Başkanı, Avrupa Urfalılar Dernek Başkanı'nda da Trabzonlar Derneği Başkanı var. Evet, Erdem. Cumhuriyet'le ilgili sizin de bugünkü mesajlarınızı alabilir miyiz kısa kısa? Cumhuriyet'le ilgili mesajlarımız tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bir bayramdır. Herkese hayırlı olsun. Atatürk'ün bize vermiş olduğu en güzel bayramlardan bir tanesidir. Bugünü kutluyoruz. Ne mutlu bize. Biz de Cumhuriyet çocukları olarak buradayız. Evet, Avrupa Urfalılar Derneği Başkanı Ali Coşkun'u dinledik. Şimdi İlhan Yılmaz var, Trabzonlar Derneği Başkanı. Merhabalar Erdal Hanım. Merhaba. Yacım nasılsın? Nasıl, iyisin? Çok şükür iyiyiz. Güzel bir ortam oldu. Evet, biz de vatandaşlarımızın muhteşem Cumhuriyet'le ilgili görüşlerini alıyoruz. Hemen sizden de alalım. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bize bıraktığı en büyük bayramlardan bir tanesi. Kendisinin ruhunu yad ediyoruz buradan. Tüm o zamanki şehitlerimize, şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm şehitlerimize, gazilerimize minnettarız. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Buna sahip çıkalım. Nerede olursak olalım. Cumhuriyet olmasa biz bu Hamburg'da da yani dünyanın hiçbir yerine dolaşamayız. Sahip çıkalım buna. Teşekkür değerini ederiz, bilelim. Siz de bir şey söylemek istiyor musunuz? Willkommen Hamburg mıydısın? Hamburg Welcome Center. Evet. Herkesin 29 Ekim'ini kutluyorum. Yani bu kadar. Başka bu kadar, evet. Teşekkürler. Evet. Gördüğümüz gibi gerçekten güzel bir atmosfer var. Burada yine Hamburglu iş adamlarımız var. Serdal Bey, Serdal Atıcı, Hamburglu iş adamlarımızdan Aslak firmasının sahibi. Cumhuriyet'le ilgili mesajınızı alabilir miyiz kısaca? Yemekte böldük ama kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim.
Türk toplumun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum canı gönülden. 98. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun herkese diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun, iyi bayramlar. Evet, böyle bayanların olduğu bir masaya geliyoruz. Zildan Hanım, bölüyorum size ama Cumhuriyet'le ilgili böyle kısa kısa mesajlar alıyoruz. Video çekiyoruz. Kim söyleyecek? Evet, sizden alalım. 98. yıldır kutluyoruz Cumhuriyet'in. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit arkadaşlarına buradan saygı ve sevgilerimizi söyleyeyim. Gönderiyoruz. Gönderiyorum diyeyim. Heyecan yaptım. Evet. Sorun değil. Canlı yayın değiliz zaten. Normal konuşabilirsiniz. Evet. Oldu. Güzel bir atmosfer var. Evet, çok güzel. Yani buradan da Yonca Hanım'a veda ediyor. Hem veda gibi oldu, hem bir cumhuriyet birlikte buradaki vatandaşlarımızla birlikte kutluyoruz. Ya gururluyum. Tamam. Ne mutlu bana bir cumhuriyet kadını olduğum için. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, burada psikolog doktorumuz Ali Erdoğan var. Hemen sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. İyi ki cumhuriyetle yaşıyoruz. Özgür ve barış içinde. 100. yılda daha iyi bir şekilde ulaşmak üzere herkese sağlıklı ve neşeli günler diliyorum. Evet, bugün gelen konuklarımıza burada tabii çok güzel bir karşılama yapıldı. İkramlarda da bulunuldu. Türk mutfağının leziz yemekleri ikram edildi. Evet, bugün misafirlerimizi doyurdunuz. Evet. Elinize sağlık. Gerçekten yemekler de güzeldi. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet. Güzel bir ortam oluştu. Gördüğümüz gibi gelen misafirlere hem çay kahve hem de yiyecek ikramında da bulundular. Evet, bu masaya doğru da gelelim. Cumhuriyetle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Nahsen Taş şu anda yanımızda. Mesajınızı alalım. Canlı yayın değil. Canlı yayın mısın? Yok, canlı değil. Normal çekim yapıyoruz. Ne alacağım? Hepimizin Cumhuriyet Bayramı olsun diyoruz. Teşekkürler. Yüce Cumhuriyet Bayramı. Esma Arslan, siz de Cumhuriyet'le ilgili kısa bir mesaj alabilir miyiz? Tabii ki. Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıl dönümünde Kemal Atatürk önderliğinde ne diyeyim, bayramımız kutlu olsun diyeyim. Sonunu getiremedim. Heyecan yaptım. Heyecan yaptın. Teşekkür ederim. Bir daha bir şey yazıyordunuz. Kafanız evet. Karıştı. Kusura bakmayın. Böyle araya girmiş olduk ama. Hadi. İyi bayramlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi güzel bir ortamda görüşmeler yapıyoruz. Burada Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız var, Serdar Temür. Sizin de Cumhuriyet'le ilgili mesajınızı alabilir miyiz? Çok ani mi oldu? Yok. Cumhuriyet demek nedir? Kadın hakları, sanat demek. Özgürlük demek, tam bağımsızlık demek. Siyasi, kültürel, askeri, tam bağımsızlık. Özgürlük, akıl, bilim demek. Cumhuriyeti tarif etmek için Cumhuriyet'ten önce ne vardı? Onu unutmamak lazım. Mesela Cumhuriyet kurulmadan önce savaşlardan bir tane erkeğe 6 kadın düşüyordu. Hastalıktan geçilmiyordu. Fabrika yoktu. İstanbul'daki Boğaziçi vapurunu bile Türkler işletmiyordu. Bütün bunları düşünüp o ülkeden özgür kadın çıkartmak, özgür bireyler çıkartmak, hepsini Cumhuriyet'e borçluyuz. Cumhuriyet yaşam tarzımız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tamam, sağ olun. Ben hemen sizden de Cumhuriyet'le ilgili kısa bir mesaj tanıyalım. Önce biz sizi tanıyalım. Ben Ali Dede. Ocağımı da söyleyeyim. Seyit Ali Sultan Kızılger Ocağı. Hem Hamburg'da hem Türkiye'de elimden ne gelirse topluma hizmet veren bir dedeyim. Burada dernekte, Türkiye'de, işte kendi yöremde, köyümde toplum içerisindeyim. Toplumumuza elimizden ne gelirse onu vermeye çalışan bir Alevi dedesiyim. Evet. Yeter mi? Yeter. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'le ilgili mesajınızı aldık. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Ya şimdi dede deyince Cumhuriyet demektir. Bunu da bilin. Dede deyince Atatürk demektir. Dede deyince Ehl-i Beyt demektir. Dede deyince 12 imamlar demektir. Dede budur yani. Dedenin başka şey olmaz. Evet. Eyvallah. Burada yeni bir oluşum içine de girdiniz. O konuda da tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.